Evet gençler, bugünkü fizik video dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Isı, öz ısı ve ısı sahası konusuyla yeni ünitemize devam ediyoruz. Şimdi öz ısı ve ısı sahasından bahsederek konuya başlayalım. Daha sonra işler matematiksel hesaba dönecek. Şimdi K ve L kabım varmış benim. K ve L kabım. Şekildeki KL kapları eşit miktarda ısıtıldığında K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındaki suyun sıcaklığından ne olacak? Daha çok artacak gençler. Niye? Çünkü ikisi de aynı su ama K kabında 100 gramlık bir su varken L kabında 200 gram su var. Siz bunu evinizde işte kettle'da ya da çaydanlıkta su kaynatırken düşündüğünüzde az olan su mu daha çabuk kaynar yoksa fazla olan su mu daha çabuk kaynar? Tabii ki az olan. Burada da aynı durum. K kabındaki suyun sıcaklığı daha çok artacak. Çünkü K kabındaki birim molekül başına düşen ısı enerjisi ne olacak? Daha fazla olacak. Daha büyük olacak. Bunda mı daha fazla tanecik var? Bunda mı daha fazla tanecik var? Tabii ki L kabında daha fazla tanecik var. L kabında daha fazla tanecik olduğu için K kabından daha az ısınacak. Çünkü buradaki tanecikleri teker teker ısıtmak zorunda. Cisim artık ısıtan neyse. Yan tarafa geçiyorum. Bakın bu sefer ikisi eşit kütleli KL kabım var. Şekildeki KL kaplarındaki sıvılara eşit miktarda ısı verildiğinde sıvıların sıcaklık artışları eşit olmaz. Niye? Çünkü ikisi de farklı maddeler. İkisinin türleri farklı olduğu için de ne olacak? İkisine verdiğim ısıyla ikisinin ısınması yani sıcaklığının artışı aynı olmayacak. Şimdi bakın bir sıvım var. Bu sıvıya ısı vermişim Q kadar. Q kadar bir ısı vermişim. Artık bu Q'yu unutmuyorum. Daha sonra sıvının sıcaklığı T1 iken Q ısısını verdiğimde T2'ye yükselmiş. Bakın sıvıda bir sıcaklık artışı var. Bunun sebebi de verilen ısı. Demek ki biz bu ikisi arasında bir bağıntı kurup bir matematiksel formül oluşturabileceğiz. Nasıl bir formül oluşturuyoruz orada da? Bakın artık hayatınızın bir parçası olacak. Kelmacit diye kodladığımız Q eşittir yani ısı eşittir. Mc delta T. Buradan bakalım bağıntıda Q neymiş? Isıymış. M zaten her zaman kütle. C de öz ısı. Öz ısı ne? Cisimlerin, birazdan yine şey yapacağız. Cisimlerin ısınması için moleküllerin enerjilerine, moleküllerin alması gereken enerjilerine denk gelen bir cümle bu. Ve birimi zaten enerji olduğu için kalori. Delta T de bakın T2-T1 şurada bir sıcaklık değişimi var ya. Bu sıcaklık değişimini delta T olarak gösteriyorum. Sıcaklıktaki değişim olarak karşıma çıkıyor. 1 gram suyun sıcaklığını, bakın suyu baz alıyoruz. 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece değiştiren sıcaklık değerine suyu baz aldık. 1 kalori diyoruz. Başka bir maddeyi baz alsaydık ona 1 kalori diyecektik. Ama SI birim sisteminde de böyle uygun görülmüş. Suyun sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gereken enerji miktarına biz 1 kalori diyoruz. Bir maddenin birim yani 1 gramının kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli ısı enerjisine o maddenin asıl konumuzun söylemesi gerektiği yer burası. O maddenin öz ısısı diyoruz gençler. Maddelerin sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan ısı enerjisine öz ısı. Peki öz ısı ne diyormuşuz? Isınma ısısı veya özgül ısı da diyormuşuz. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu ne demek? Neydi? Maddelerin bir TC kimlik numarası vardı insanlarda olduğu gibi. Aynı isim soy isme ait birçok insan olabilir ama onları ayıran bir TC kimlik numarası vardı. Bunlara da onları ayırt eden bir durum diyorduk. Maddeler için de aynısı bu. Maddelerin ayırt edici bir özelliği maddelerin TC kimlik numaralarından birisi de ayırt edici özellik. Öz ısı. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellik. Bazı maddelerin öz ısıları bakın tabloda verilmiş yaklaşık değer olarak. Suyu 1 kabul etmişiz. Daha sonra
Etil alkolünki 0,6'ymış. Buzun 0,5. Su buharının 0,5. Zeytinyağının 0,47 diye gidiyor. Bakın en son camda işte 0,109 gibi çok düşük değerlere gelmiş. Bunların da jül olarak karşılığı zaten 1 kalori 4,18 jüle denk geliyordu. Biraz daha virgülü 3 basamağa çıkardığımızda 4,185 jül olarak karşımıza çıkmış. Aynı değerlerin jüle dönüşmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Suyun sıcaklığını artırmak için ben 1 kalori vermem gerekirken suya gramına, demir için 0,115 kalorilik bir değer vermem gerekecek. Isı enerjisi vermem gerekecek. Bu da ne demek olacak? Demir sudan aynı maddelerde daha çabuk ısınacağı anlamına geliyor gençler. Geçiyoruz. Bir maddenin kütlesiyle öz ısının çarpımına da ısı sahası diyoruz gençler. Yani formülde vardı ya, M çarpı C. Bunun ikisine ısı sahası diyorum ve bunu büyük C harfiyle gösteriyorum. Bakın tabloda bir eğim var. Ne tablosu bu? Isı sıcaklık tablosu. Buradaki eğim bana ısı sahasını verecek. Yani delta Q bölü delta T M çarpı C, yani ısı sahasını veren bir durum olacak. Bu matematiksel modelin ispatı gibi aklınızda kalsın. Öz ısının SI'daki birimi jül bölü kilogram kelvindir, çarpı kelvindir. Fakat işlemlerde genel olarak, bizim yapacağımız işlemlerde kalori bölü gram çarpı santigrat derece olarak alırız. Niye elimiz alışsın? Ama bilimsel bir işe giriştiğimizde, bilimsel bir hesaplama yaptığımızda ne yapacağız? Bu birimleri kilograma, jüle ve kelvine çevirmek zorunda kalacağız anlamına geliyor. Şimdilik biz kalori bölü gram çarpı derece Celsius'u alacağız. O zaman örneklerimizle başlayalım. Şimdi kütleleri sırasıyla 3M, M olan KL cisimleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyormuş. K'nın öz ısısı CK'sı, L'ninki de CL olduğuna göre CK bölü CL oranı nedir? Formülümü hatırlıyor musunuz? Q eşittir MC delta T. Bakın burada şöyle bir nokta var. Özdeş ısıtıcı olduğu için ikisine verdiğim enerji süresince ısınacaklar. Yani ben buna 2T sürede enerji verdiysem buna 2Q'luk bir ısı vermiş olayım derim sorularda. Buna da 3Q'luk bir enerji vermiş olurum. Ne olur burada? Bakın bize C'leri soruyor ya. O zaman C'yi tek başına bırakırsam C eşittir Q bölü M çarpı delta T olarak karşıma çıkmayacak mı? Çıkacak. Hemen CK'yı hesaplayayım. CK eşittir Q, neymiş K için? 3Q'ymuş. Bölü kütlesine K için bakıyorum 3M. 3M çarpı ısı değişimi sıfırdan T'ye, T ilk eksi T son eksi T ilkten ne yapar? T kadar bir değişim olmuş. Bunları sadeleştirirsem CK eşittir Q bölü M çarpı T karşıma çıkacak. Aynısını CL için yapacağım. Aynı durumu CL için yapıyorum. CL'de işleri biraz hızlandırayım. Isıyı ne kadar vermişim? 2Q kadar. 2Q bölü M'i neymiş? M kadarmış. Çarpı, bakın T son 3T, T ilk T. 3T eksi T yapacağım. 3T'den 1T çıkarırsam ne kalacak? 2T kalacak. 2T. Bunları sadeleştirdiğimde ne olacak karşıma çıkan durum? Q bölü M çarpı T çıkacak. Bana diyor ki CK ile CL'yi oranla diyor. CK ile CL'yi oranlamam için ne oldu? Şu ikisini birbirine böleceğim, ikisi de aynı değil mi? O zaman CK bölü CL karşıma ikisi de aynı olduğu için 1 olarak çıkacak gençler. Şimdi bir sonraki soruya
geçiyorum. Geçemiyorum çünkü şöyle bir düzenek yapmam lazım. Sorumuza bakalım. Şekildeki kaplarda sırasıyla M, M, 2M kütlede ve eşit sıcaklıkta su vardır. Bu kaplara sırasıyla Q, 2Q, 2Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Buna göre sıcaklık değişimlerini sormuş bana. Bunların arasındaki ilişkiyi sormuş. Hepsi aynı madde olduğu için aralarındaki ilişkiyi çok sayısal değer bulmadan yapabilirim. Şimdi K kabı için hesaplama yaparsam. TK istiyor ya bana. Hemen formülümü önce yazayım. Q eşittir M çarpı C delta T. Buradan bana neyi soruyor? T'yi soruyor değil mi? O zaman TK ya da T diyelim direkt. T eşittir. Çekimizi tam alamamışız. Alalım yeniden. T eşittir. Ne olacak? Q bölü MC olacak. Geri silgiye geçti. Hemen şu kalemimden devam edeyim mi? Pardon. M çarpı C olacak. Hemen TK'yı hesaplayayım. TK. Ne kadarısı verilmiş K'ya? Q kadar. Q bölü kütlesine M. C'leri hep sabit zaten. MC. TL'yi hesaplayayım. TL. 2Q bölü kütlesi M çarpı C. Ve TM'yi hesaplayayım şurada. TM eşittir 2Q bölü kütlesine 2M. 2M zaten C'ler sabit. Şöyle bir sadeleşme olur burada. Bakın TK ile TM birbirine eşit çıktı. TL de üst taraf büyük olduğu için daha büyük çıktı. Hemen şunu yazarım. TK eşittir TL. Onlar da TM'den, pardon çok özür diliyorum. Hemen düzenleme yapalım. Hemen bir düzenleme yapıyoruz. Burası TL değil. Burası TM. Değil mi? TK, TM'ye eşit. Onlar da TL'den küçükler olarak karşıma çıkıyor gençler. Hemen sonraki soruma geçeyim. Sonraki sorumdayım. KLMN maddelerine ait verilen ısı, kütle ve sıcaklık değişim değerleri çizelgede verilmiştir. Bu maddelerden hangi ikisi aynı tür olabilir? Bakın hangi ikisi aynı tür olabilir ne demek biliyor musunuz? Cisimler için ayırt edici özellik neydi? Isı sahasıydı, öz ısıydı. Öz ısıları yani C'leri aynı olanlar aynı maddeler diyeceğim. Yine formülüm aklıma gelecek. Q eşittir MC delta T. Bakın her soruda yazacağım bunu. Buradan C'yi bulmam gerekecek. Q bölü ne yapar? C'yi çektiğim için M çarpı T olarak yazıyorum. Delta T'yi kısalttım. T olarak yazdım artık. Çünkü soruda T olarak verilmiş. K için hesap yaparsam. Q'yu M çarpı T'ye böleceğim. Q. Q bölü M çarpı T'ymiş K için. L için hesaplayayım. Bu da L için olsun. Q bölü 2MT. Hızlı işlem yapıyorum. M için yapıyorum. 2Q bölü 2MT. 2MT. Bakın burada hemen sadeleştirme olur. O da Q bölü MT olur. Zaten sorumun cevabı çıktı ama bunu da yapayım. N için... N'i de buraya yapayım. 2Q bölü 2M çarpı 4T. Şu ikiler sadeleşir. Q bölü 4MT kalır. Bakın M ile K'nın sonuçları eşit çıktı. Bu ne demek? Isı sahaları eşit olduğu için
CK ile CM birbirine eşit. O yüzden K ile M aynı maddeler olabilir diyebilirim gençler. Geçiyorum bir sonraki soruya. Şekildeki özdeş KLM kaplarında su vardır. Kaplara sırasıyla QK, QL, QM kadar ısı enerjisi verildiğinde suların sıcaklık değişimleri sırasıyla 2T, T ve 2T oluyor. Buna göre QK, QL, QM arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Direkt formülden yapıyorum. Hemen bakalım duruma göre. KLM kaplarım var, sularım var. Sıcaklık değişimleri de verilmiş. Hemen QK'yı yapayım. QK eşittir. Aman Allah. QK eşittir. Kütlesine bakın, buna M diyeyim. Bunlar 2M olur değil mi? Çünkü iki yükseklik var. M, C'ler sabit. Sıcaklık değişimi 2T. Hemen QL'yi hesaplayayım. L'nin kütlesine 2M. C'ler sabit. Sıcaklık değişimine T. QM'yi hesaplayayım. Kütle yine 2M. C'ler sabit. Sıcaklık değişimi 2T. Burada bir hesaplama yaparsam. Bakın şu ikiyi başa almış olsam. QK ile QK birbirine, QL birbirine eşit olacak. QM de 4 MC delta T'den, 4 MCT'den daha büyük çıkacak. O zaman QM hepsinden büyük. QK ve QL de birbirine eşit olacak. Bu kadar. Tek formülden bütün soruları çözüyorum. Bir sonraki soruya geçtim. Öz ısıları sırasıyla Cx, Cy olan M2M kütleli X, Y cisimlerine eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde cisimlerin sıcaklık artışları sırasıyla 2T ve 3T oluyormuş. Buna göre Cx bölü Cy oranı nedir diye soruyor bana. Bana C soruyorsa hemen formülden ne yaparım? Şuraya hemen formülümü yazarım. Q eşittir MC delta T. Bütün sorularda yazdığım gibi üşenmeden yazıyorum. Siz de yazmayı unutmayın. Bana C'yi sorduğuna göre C eşittir Q bölü M çarpı T. Hemen hesap yapayım. Cx eşittir. Bakıyorum. Kütlesi belli. Eşit miktarda ısı enerjisi verilmiş. Q bölü M çarpı 2T. C'ye eşit miktarda ısı verilmiş. Kütlesi 2M çarpı 3T. Bana ikisinin oranını soruyor. Ben bunları oranladığım zaman bunu ters çevirip yukarıya çarpı şeklinde yazarım. Ne olur? Q'lar, hatta şöyle düzgünce yazayım. Q bölü M 2MT çarpı, ters çeviriyorum ya, 6MT bölü Q. Burada MT'ler birbirini götürür, Q'lar birbirini götürür. 6 bölü 2 ne yapar? 3 olarak karşıma çıkar gençler. Geçtim. Bu soruyu atlayalım. Şöyle yapalım. Bakın şu örneği çözeyim, sonra size bir ödev vereyim. Öylece videoyu bitirelim. Bir kapta sıcaklığı 30 santigrat derece ya da derece Celsius olan 50 gram su vardır. Bu kaptaki suyun sıcaklığı 50 derece Celsius'a çıkarabilmek için suya kaç kalori ısı enerjisi verilmelidir? Formülüm Q eşittir MC delta T. Ne yapar buradan? 50 gram suyum var. 50 gram su. Çarpı suyun öz ısısı 1 çarpı T son eksi T ilk. Ne yapar bu da? Son sıcaklığım 50. Eksi ilk sıcaklığım ne? 30. Buradan 50 çarpı 1 çarpı 50 eksi 30 20 yapar. Karşıma 1000 kalori ya da 1000 cal olarak bir ısı enerjisi vermem gerektiği ortaya
çıkar. Sonraki soruma geçiyorum. Gençler, bakın aynı durumu burada formülden yine yapacağız ama sıcaklık değişimini buradan alacağım. Kalorim burada. Bakın Q. Burada ne var? T değişimim var. 50 gramım var. Ne yapıyorsunuz? Videoyu durduruyorsunuz. Soruyu yazıyorsunuz. Sonra şu formülde yerine koyarak Q eşittir MC delta T'den bana sorulan öz ısı yani C'yi buluyorsunuz. Bir sonraki soruda ki bir sonraki sorum yok. Bu sizin ödeviniz. Sonraki videoda konu değerlendirme testiyle yine beraber olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.